Hanım, bulunduğumuz süreç içerisinde artık korona sonrası dünya tartışılıyordu ama biz TMOB'un çağrısıyla birlikte şunu anladık ki korona sonrasını beklemek durumunda değiliz. Hatta beklememeliyiz. Çünkü korona salgınıyla mücadelede özellikle sizin de vurgulamış olduğunuz gibi modüler yapılar anlamında, taşınabilir yapılar anlamında artık dünya yeni bir mimari anlayışa, yeni bir mühendislik anlayışına geçmek zorunda. Üstelik bunun için de korona salgınının bitmesini beklemenin aksine korona salgınıyla mücadele sırasında bunları yapmak zorunda. Dünya artık korona salgınıyla mücadele anlamında, özellikle de sağlık alanında bu soruyu sormak istiyorum. Ne gibi yapılar inşa edilmeli, ne gibi yapılar inşa edilebilir ve şu anda sağlık alanının ihtiyaç duyduğu mevcut istekleri anladığımız kadarıyla mevcut düzen karşılamaktan çok ama çok uzak. Bu yüzden yaptığınız çağrı çok kıymetli. Elbette çok farklı fikirler gelmeye devam edecektir. Bir dayanışma çağrısı sonuçta bu ama sizin özel fikrinizi merak ediyorum. Bununla başlamak istiyorum. Korona sonrası derken hala içinde bulunduğumuz süreci de elbette kastediyorum. Artık nasıl yapılarla karşılaşmak durumundayız ve aslında insanlığın ihtiyacı olan yapılar artık yeni dönemde nasıl karşımıza çıkacak? Tekrar merhaba. Aslında bizim yaptığımız çağrı içinde bulunduğumuz salgın hastalıkla mücadele döneminde kendi yetersizliklerimizden kaynaklı olarak bir çağrı yaptık. Nedir bu yetersizlikler? Özellikle hastanelerde yoğun bakım üniteleri ve tedavi yatak sayısı ile ilgili sıkıntı yaşandığı ortaya çıktı. Salgın hastalık dönemlerinde kullanılmak üzere ağırlıklı olarak bir geçici modüler sistemle oluşturulabilecek sağlık ve barınma mekanları ile ilgili bir tasarım çağrısında bulunduk mimarlara, mühendislere ve şehir plancılarına. Özellikle salgın hastalık olması sebebiyle mevcut hastanelerde de hasta tedavilerinin devam edebilmesi için geniş alanlarda, fuar alanlarının içerisinde bu tür hızla kurulabilen, kısa sürede tabii kurulabilen modüler mekanlar son derece önemli. Yurt dışında da bunun pek çok örneği var. Özellikle geçen gün İngiltere'de biliyorsunuz bir fuar alanının içerisinde 4000 yatak kapasiteli bir hastane kuruldu geçici COVID-19'la mücadele kapsamında ve 9 günde kuruldu bu hastane. Bizde ise 45 gün sonrasına kestimi düşünülen 2 tane büyük hastane çalışması var sizlerin de bildiği gibi. Doğru olanın bu olmadığını aslında göstermek bir taraftan çabamız, bir taraftan da gerçek anlamda bu mücadeleye bir katkı sağlayabilmek için mimar ve mühendis ve şehir plancısı arkadaşlarımızı da göreve davet etmek. Önümüzdeki süreçte anladığımız kadarıyla buradan başlayarak elbette bunun tecrübesi de yani şu aşamada planlanan şeyler, özellikle sağlık alanında yapılabilecek hususlar olmak üzere korona sonrası dünyayı yeni bir mimari anlayışın beklediğine yönelik tartışmalar da var. Yine sağlık özelinde soracağım bunu. İzleyicilerimiz şunu sormuşlar henüz başında programın. İlgi büyük, önümüzdeki dönemde sağlık alanlarının nasıl yapılabilmesine ilişkin. Açıklamanın içinde taşınabilir vurgusuna dikkat çekilmiş. Taşınabilir derken bunun nasıl sağlanabileceği konusunda halk ve izleyicilerinin merakı var. Önümüzdeki dönemde taşınabilir hastane, bunun kapasitelerine ilişkin herhangi bir ön çalışma yapılıyor mu? Bu konuda mimarlık bize ne söylüyor aslında? Mimarlık alanıyla alakalı fikirlerinize başvurmak istiyoruz. Taşınabilir hastaneler konusunda karşılığı nedir bunun? Nasıl taşınabilir hastane kurulabilir? Yani bunu yakın sürede görebilir miyiz örneklerini? Şöyle aslında yaptığımız çağrı salgın hastalık gibi afet zamanlarında da kullanılabilecek ki özellikle Türkiye'nin bir deprem kuşağı olduğunu düşünürsek afet sonrasında da kullanılabilecek kolay sökülüp takılabilir malzemelerden yan yana getirilerek bir çeşit Lego gibi düşünün bunu. Yan yana getirilerek büyütülebilen, ihtiyaç doğrultusunda büyütülebilen hastaneler, hatta barınma mekanları bunların ikisini birlikte düşünüyoruz biz. Dolayısıyla Türkiye'nin her yerinde kullanılabilen, her coğrafyada kullanılabilen bir şeyden bahsediyoruz, modüler sistemden bahsediyoruz. Bu modüler sistemin özelliği bütün iklim şartlarına, topografiye uygun olarak ihtiyaç duyulan her yerde kolaylıkla kurulabilmesi, çok kısa sürede, önemli olan sürenin kısalığı, çok kısa sürede kullanılabilmesi ve daha sonra da ihtiyaç bittikten sonra tekrar kaldırılıp, sökülüp bir yerde depolanabilmesi. Bu son derece önemli.
Bunlardan biri bu olmakla birlikte yaptığınız çağrıya ilgi konusu da merak ediliyor elbette. Henüz yeni birkaç günlük bir çağrıdan bahsediyoruz ama hem TMOB üyelerinden hem Anadolu'nun birçok yerinden, bir coğrafyamızın birçok alanından ilgi gösterileceği aşikar. İlk aşamada, ilk günler açısından bu konuya ilgi nasıl? Çeşitli yerlerden çok çeşitli projelerin gelmesini bekliyoruz. Geldikçe bizler de bu konuyu vatandaşlarla paylaşmak üzere, aktarmak üzere gönüllüyüz. Bunu bir kez daha tekrarlayalım. Umuyoruz ki yaygınlaşarak büyür, fikirler üzerine gelerek büyümeye devam eder ama ilk aşamada ilgi nasıl TMOB'un çağrısına? Şöyle, üyelerimizden özellikle çok ciddi geri dönüşler alınmaya başlandı. Çok mutlular bu süreçte bir katkıları olabileceği için elbette. Tasarımları yapmaya başlayanlar, bunlarla ilgili mail gönderen meslektaşlarımız var. Bu bizim açımızdan da sevindirici. Ama bunun tabii toplumsal ayağı son derece önemliydi. Toplumda bir duyarlılık oluştu bu konuda. Ve ilgi de büyük, beklenti de büyük. Bu sevindirici bir durum ama aynı zamanda bir şeyi de ortaya çıkarmış oluyor bu durum. Şu anda aslında bizim bu salgın hastalıkla ilgili olarak mücadele yöntemlerinde işte merkezi hükümetin sürdürdüğü çalışmaların bir şekilde yetersizliği de aslında kamuoyunun önünde görünmüş oldu. Yani böyle bir toplumda böyle de bir algı var. Özellikle bu sağlık politikalarının şimdiye kadar sürdürülen sağlık politikaları ile ilgili, sağlık hizmetinin özelleştirilmesi ile ilgili ciddi anlamda tepkiler de oluşmaya başladı. Bu sürecin belki ileride bu sağlık politikalarının yeniden gözden geçirilmesine de bir katkısı olur diye düşünüyoruz ve umut ediyoruz. Ama hani meslektaşlarımız açısından baktığımızda son derece sahiplendiler bu işi. Bizim beklediğimizin çok üstünde de bir ilgi var. Ben buradan da tüm meslektaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Toplumda da bir duyarlılık sağlandı. Bu da bizim açımızdan son derece önemliydi. Dediğim gibi bu sadece salgın hastalıklar döneminde değil, afet dönemlerinde de hızla kurulabilecek, barınma mekanları olarak kullanılabilecek. Şu anda hastanelerde sağlık emekçilerinin konaklayabileceği alanlarla ilgili pek çok sıkıntılar var. Hastanelerin yakınlarında kalmaları gerekiyor. Salgın hastalık nedeniyle evlerine gidemiyorlar. Dolayısıyla bundan sonraki süreçlerde de bu tür modüler uygulamalarla bu sıkıntı aslında çözüme ulaştırılmış olacak. Son olarak şunu sormak istiyorum. Mevcut durumda şantiyelerin çalışmaya devam ettiğini, birçok alanda çalışmanın devam ettiğini görüyoruz. İşte yanı başımızda AKM var. Orada günler öncesinden çeşitli haberler paylaşıldı. Ulusal medya diğer kanallarda da yer buldu çalışmanın devam ettiğine yönelik. Birçok şantiyede aslında çalışma da devam ediyor. Bir yandan sağlıkla bu konuda sağlık öncelikli elbette. Salgınla mücadele konuşulurken, sağlıkla mücadele planı içerisinde bir de ekonomi başlığı altında ama bunlar da devam etmek durumunda sonuçta cümlesiyle karşılaşılıyor bu sorular soruldukça. Siz bu konuda Mimarlar Odası'nın İstanbul Şube Başkanı olarak devam eden şantiyelerin, emekçilerin çalışmaya devam etmesiyle alakalı nasıl karşılıyorsunuz verilen yanıtları? Bu konuda TMOB olarak bir çağrıda bulunmuştuk zaten, bir imza kampanyası da başlatmıştık. Çok açıktır ki büyük şantiyelerde yeterince önlem alınamadığı için salgın hastalık maalesef yayılıyor. Dolayısıyla bu önlemlerin alınamadığı tüm şantiyelerin kapatılması çağrısında bulunmuştuk. Bu çağrıyı buradan tekrar yinelemek isteriz. Maalesef can kayıpları da var bu şantiyelerde. Ama hani hükümetin hala inatla sürdürmeye çalıştığı bu inşaat sektörü sanki bütün ekonomik sistemi ayakta tutuyormuş gibi bir algı yaratma çabasını da anlamamız mümkün değil elbette. Sonuç itibariyle olağanüstü koşullar içerisindeyiz. Salgın hastalıkla mücadele etmek durumundayız. Bu nedenle de önlem alınamayan bütün işletmelerin kapatılması gerekiyor. Bunu da buradan tekrar dinlemek isterim. Çok teşekkürler Esin Hanım. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği'nin yapmış olduğu çağrı çok önemli. Hem geçici hem de bu süreçte taşınabilir anlamında özellikle sağlık yapıları, modüler sağlık yapıları, barınma yapıları konusunda çok önemli bir çağrıda bulundu. Tüm paydaşlarına, tüm üyelerine çağrıda bulundu. Bu konuda fikirler gelmeye devam edecektir.
çok kapsamlı, çok donanımlı, çok faydalı olacak. Bu süreçte Türkiye'nin salgınla mücadelesine, korona ile mücadelesine fayda sağlayacak tasarımlar, yapı, fikir önerileri geldikçe bizler de bunları ekranlarda aktarmayı sürdüreceğiz ki yurdun dört bir yanından bu konuda fikirleri olanlar, tasarımları olanlar TMOB'a ulaştırmaya devam etsinler. Zira önümüzdeki dönemde, şimdi Eski Köymen de bahsetti uzun uzun, taşınabilir hastaneler konusunda sadece de Covid-19'da, yani koronavirüs salgında değil, bir deprem gerçeği var. Olası bir deprem konusunda da, depremle deprem sonrası aslında normale dönüş sürecinde de, tedavi sürecinde de deprem sonrası bunları kullanmaya devam edebiliriz. Yani tek seferlik değil, sadece korona ile alakalı değil ve biz bunları uzun süredir deklare ediyoruz, söylüyoruz dedi. Ama korona gündemine biraz daha dikkat çekilmeye başlandı bu konuya. Dolayısıyla bu elbette bir fırsattır. Mimarların, mühendislerin sağlık alanına yapacağı faydalı işler için biraz dikkat çekilmesi gerekiyordu. Böylesi bir salgında dikkat çekildi. Hazır gündem oluşmuşken bir çağrı daha yapıldı. Şimdi bu çağrı